Edebiyat ezber sorular 381. soru. Az kaldı artık. Bu parçada tanıtılan ünlü ünlü şiir şairin ünlü şiirleri arasında hangisi yoktur? Şiirinde Nedim'den sonra İstanbul'u en çok dile getiren şairdir. Nedim zaten İstanbul şairi olarak anılır. onun şiirinde İstanbul'u semt semt izlemek, tatmak mümkündür. Kullandığı nazım şekilleri ve dil Ele aldığı temaya göre değişiklikler gösterir. Tarihi temaları işleyen şiirinde Divan Edebiyatı Nazım şekilleri göze çarpar. O ok şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmış Yahya Kemal'den bahsediyor. Yahya Kemal aynı zamanda Tevfik Fikret'in Sis şiirine cevap verip İstanbul'u ne kadar sevdiğini ifade etmiştir. Süleymaniye'de Bayram Sabahı aynı şekilde İstanbul'u öven ünlü şiirlerindendir. Kar musikileri ünlü şiiridir. Rentlerin ölümü aynı şekilde, Akıncılar aynı şekilde. Fakat Olvido onun değil, Olvido kimindir? Ahmet Muhib Dıran'a sahip bir şiirdir. Cevap o yüzden Edirne. Devam edelim. Bazı kavramlar var burada divan edebiyatı ile ilgili. Hangisi boş bırakılan yere getirilemez? Evet, Nazire taklit şiirdir bir şairin şiirini örnek alınarak aynı nazım türünde, aynı daha doğrusu aynı e, ahenk unsurlarına dayanarak şiir yazmak nazirecilik geleneğinden gelen taklit şiir anlamındaki naziredir. Kalıplaşmış ifadeler ve kavramlar mazmundur. Yani boyun serviye benzetilmesi, ağzın goncaya benzetilmesi gibi kalıplaşmış bazı benzetmeler kullanılır. Biz bunlara mazmun deriz divan edebiyatında. Boy servidir mesela. Rindane Gazel e, içmek, içki, den zevk alan şiir, daha doğrusu gazeldir biliyorsunuz. Notlarda geçiyor olması lazım. Temsilcisi bakidir. Dünya malına şan ve şöhrete önem vermemeyi yaşamaktan zevk alma düşüncesi. Evet zevk alma rindane rind. Dediğim gibi içki, zevk alma gibi şiirler vardır rindane gazelin içinde. Ee, söylenmesi kolay gibi görünen ancak söylenmesinin hiç de kolay olmadığı. Sehli mümteni bundan bahsetmiştik daha önce bilahare. Neydi? Bu Yunus Emre'de kullanılırdı genelde. Yani görünüş basit ama anlam derin. Münşaat ne diye açıklanmış? Şiir biçiminde oluşmuş herhangi bir varlığın ya da nesnenin özelliklerini anlatan bilmece. Hayır. Şiir biçiminde oluşmuş bilmeceler biz lügaz deriz. Lügaz. Halbuki burada münşaat demiş. Münşaat ne demek arkadaşlar? Düz yazıların toplandığı kitabın adına münşaat denir. Devam edelim. 383. Evet. E, aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçının Molière'den tercüme ettiği ya da adaptasyon yoluyla Türkçe'ye kazandırdığı eserlerden olamaz? Bu Molière mütercimi kimdir? Ahmet Vefik Paşa tabii ki. Bursa valisi. E, burada Molière'den çevirdiği eserler Zoraki Nikah, Zor Nikah, Tabii Bir Aşk, Zoraki Tabip, Yorgaki Dandini fakat Venedik Taciri. Arkadaşlar bu A, B, D ve C şıkları şeyden tercümedir. yerden tercümedir. Uyarlama yani adaptasyondur daha doğrusu. Venedik taciri Shakespeare'den uyarlamadır. O yüzden cevap Venedik taciri olacak. Burada biraz adaptasyon kavramını açmak istiyorum. Adaptasyon, adapte etmek. Ne demek adaptasyon? Çevirmek demek değil. Çevirmek tek başına adaptasyon olamaz. O kültürdeki unsurları alıp kendi kültürüne uyarlaman, ona uygun bir şekilde çevirmen gerekiyor. Yani orada mesela ne bileyim dük mü var? İşte Venedik dükü var. Yani Türk edebiyatında ya da Türk kültüründe dük yoktur. Dükü nasıl çevirirsin? A diye çevirirsin. Yani uyarlarsın, bu kültüre göre çevirirsin. O yüzden cevap yani dediğim gibi o yüzden uyarlamalara dikkat etmek lazım ya da adaptasyonlara dikkat etmek lazım. Bazen adaptasyon kavram olarak çıkıyor tiyatro kavramı olarak. Dediğim gibi hepsi Molière, Edirne, Shakespeare'in eseri. Evet. Bir şiir var burada karşımızda. Şimdi eğer saf şiirse saf şiirde biz abi diye bir kısaltmadan gidiyorduk. Abi, abi nedir? A ahenk unsuru. Eğer Saf şiirse mutlaka ahenk unsuru vardır. Yani redif, uyak, kafiye, ölçü, aruz, hece. B bireysel konu, toplumsal konulu saf şiir olamaz. İ imge dili çok basit olamaz. Yani dil basit olabilir, sade olabilir ama anlam açık olamaz. Garip şiirinde abinin neredeyse hiçbiri şey sadece B'si vardı. Abinin sadece B'si var. Yani ahenk unsuru yok. Redif, kafiye İmge yok. Sadece bireysel temalar var. Ve sade bir dil var. Toplumcu gerçekçi de serbest nazım var. Yani abi diye alırsak şöyle hepsini bu şifre üzerinden götürelim. Redif kafiye yok Toplumcu da genelde. Bireysel konu da yok. Çünkü toplumcu adı üstünde. Toplumcu konu. İmgeler genellikle sınırlıdır. İkinci yenici de Abi diye aldığımız ahenk kusurları tercihe göre kullanılabilir. Bireysellik sonuna kadar vardır. İmge zorlanır. İmge zorlanır. Ahenk kusuru genelde çok kullanılmaz dediğim gibi tercihe göre yer yer az da olsa kullanılabilir. Yani bunu saf şiirden ayıracak şifre aslında biraz da burada gizlidir. Hisarcılar bir tür halk şiiri gibi yazarlar. Yani burada şöyle gidersek ahenk kusurları var. Bireysel değil, daha çok toplumsal konuları işlerler. İmgeler kısıtlıdır. Evet, hey sevgili hürriyete dua et. Hürriyetsiz yaşayamaz memleket. Hür yaşamak için gelmiştir insan. Hürriyete şiddet, suh ve saadet. Arkadaşlar, garip şiiri olamaz çünkü garip bireyseldir. Bu toplumsal. E, saf şiir de bireyseldir, bu da toplumsal. İkinci yeni de bireyseldir, bu da toplumsal. Hisarcılara baktığımızda dili hisarcılara uymuyor. Çünkü hisarcılarda ahenk unsurları redif kafiye vardır. Burada redif kafiye yok. Toplumcu mu? Evet. Serbest ölçü ve toplumcu. Burada memleket, hürriyet gibi toplumsal imgeler kullanılmış. Devam. 385. Şimdi bu isimleri bir tanıyalım. Musahipzade Celal ve i̇bn Refik Ahmet Nuri 8. Milli Edebiyat Dönemi'nin önemli tiyatrocularından hatta en yaygın, daha doğrusu en meşhur iki tane tiyatrocusundan ikisi. Ee, Musahipzade Celal'in eserlerinden bahsetmiştik. Ayna Ros Kadısı, e, Fermanlı Deli Hazretleri falan bir kavuk devriliyor. i̇bn Refik Ahmet Nuri 8. ya da genellikle Sakallı Ahmet Efendi derler. Direktör Ali Bey bu da Molière'den çeviriler yapmış. Ayyar Hamza Kokona yatıyor. İlk mizah dergisi Diyojen'de yazılar yazmış. Diyojen'in yazarı, daha doğrusu baş yazarı ve dergi çıkaran kişi Teodor Kasap'tır. Ama direktör Ali Bey'de eserler yazmıştır. Direktör Ali Bey aynı zamanda ilk... İlk, ilk mizah dergisi şey... İlk mizahi sözlük olan... Lehçetül Hakayık'ı yazmış. İlk seyahat günlüğü olan gezi yazısı ve günlük karışımı olan ve bazı kaynaklarda ilk günlük örneği sayılan, modern günlük örneği sayılan e, seyahat jurnali adlı eseri vardır. Hüseyin Suat Yalçın, Hüseyin Cahit Yalçın akrabası. gave Zalim. Bunu ilk sorularda anlatmıştım. gave Zalim takma adıyla mizah yazıları yazmış. Müfit Ratip bir Servet-i dönemi e, tiyatro şey Feci dönemi tiyatro topluluğunda e, rol almış önemli simalardandır. Sayfiye'de Sayfiye'de Kanice Müdafası ve Tiryaki Hasan Paşa adında önemli eserleri vardır. Özellikle Kanice Müdafası ve Tiryaki Hasan Paşa eserini Refik Halit Karay yani Kirpi dediğimiz şairle beraber almıştır. Kaleme almıştır. Burada bahseden kişi tabii ki Ayyar Hamza Kokon'a yatıyor. Direktör Ali Bey'dir. Devam. 386. Enteresan. Ne diyor burada? Kudüs şairi. Tur dağını yaşa ki bilesin. Nerede Kudüs? Kudüs şairini daha önceki sorularda çözmüştük. Nuri Pak dildi tabii ki. Önemli bir şair. Yakın zamanda vefat etti ödül almıştı. Cumhurbaşkanlığı ödülü. O yüzden meşhur bir şair çıkma olasılığı var. Hüseyin Atlansoy mistik İslami şairlerden biri. Dilaver Cebeci baş koymuşum. Türkiye'nin yoluna Türkiye'm şiirle tanınır. Sitar adı şiiri önemlidir. Sezai Karakoç'tan bir ahire bahsettik. Erdem Beyazıt'tan bahsettik. Değil mi? Hazırla 40 saat gülmüştüsü. Bunu not almış olmanız lazım. Erdem Beyazıt Sebep Ey Risaleler bunlar önemli eserlerdir. Devam edelim. 387. Evet. İslamiyet öncesi Türk toplumunun dünyaya bakışını, geleneklerini, varlığı, varlık anlayışını ortaya koyan özlü sözlerdir. Özlü söz bir tür atasözü gibi düşünülebilir. O yüzden savdır bu. Sözlü edebiyat ürünlerinden biri olup aşk, tabiat ve kahramanlık gibi konular Aşk, bu en yaygın konu koşuktu, koşma diye adlandırılan halk edebiyatında. Savla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Savlar ata, düz yazı olduğu gibi bazen şiir olarak da verilebilir. Sagu, ölen kişinin arkasından söylenen ağıt. Sürek avına gidenler için yapılan tören sığır törenidir. Yu cenaze törenidir. Yu ilgili bir bilgi yok burada. 388. Evet Nehir roman nedir? Nehir roman devam romanıdır. Yani birbirinin devamı. Hangisi nehir roman değildir diyor. Ölmeye yatmak bir düğün gecesi. Hayır, evet bunlar bir üçlü şeklinde Adalet Ağaoğlu'nun birbirinin devamı sayılan romanlarıdır. Kiralık konu, konak Yaban Nur Baba çok farklı konularda yazılmış. Karakterler bile farklıdır. O yüzden hiçbir ortaklık yoktur. Nehir roman sayılmaz. Köylüler toz duman içinde vatan dediler. Talip Apaydın'ın üçlemesidir. Esir şehrin insanları esir şehrin mahpusu yol ayrımı Kemal Tahir'in 3 demesi. Kilit anahtar kapı konak Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun eserleridir. Mustafa Necati Sepetçioğlu özellikle tarihi romanlar konusunda meşhurdur. Selçuklu tarihi Anadolu'ya giriş önemli temalarıdır. işlediği önemli temalardır. Yani kapı kilit anahtar derken Türkler kapıyı zorladı. Anadolu'nun kapılarını açtı ve girdi gibi bir imge bir metafor üzerinden götürür. Yani bu isme aşina olun yine de. Ne olur ne olmaz. Devam. Evet. Buradaki kişilerin çoğunu tanıyoruz. Şinasi'yi tanıyoruz. İlklerin adamı. İlk noktalama, ilk yazılan tiyatro, batı tarzı tiyatro, şair evlenmesi. İlk atasözü derlemesi, Durube Emsali Osmaniye ki burada bahsediliyor zaten. Ahmet Vefik Moliyer mütercimi, Şecere-i Türkiye, Şecere-i Terakkime adında önemli çeviri eserleri vardır. Türk tarihi ve şeceresi ile ilgili. Namık Kemal zaten vatan şairi biliyoruz bunu. Ziya Paşa'yı da biliyoruz. Defalarca anlattık Ziya Paşa'yı. Ebu Ziya Tevfik'ten çok bahsetmedik. Ebu Ziya Tevfik kendi döneminde genellikle sosyete hayatı ve zengin zümrelerin o dar kesim dar kesimin hayatını anlatan çok parlak olmayan şairlerden biri. Özellikle Salon Köşelerinde adlı eseri bazen karşımıza çıkar. Salon Köşelerinde. Burada bahsedilen kişi Şinasi'ydi tabii ki. 390. Evet. Bu parçada tanıtılan sanatçı hangisidir? Aynanın içindekiler, yağmur kaçağı, bela çiçeği. Bunlar Atilla İlhan'a aittir. Atilla İlhan'ı aldık. Evet. Oktay Rifat Horozcu, Çobanıl Şiirler. Bu Oktay Rifat garipçidir biliyorsunuz. Dili sadedir. Tanpınar'ı defalarca işledik. Ahmet Hamdi Tanpınar. Tanpınar'ın huzur eserinde doğu batı çatışması genellikle işlenir. Huzursuzluk toplumun yenileşmesi, kabuk değiştiren bir toplumun çehresi anlatılır. Mümtaz, Nuran, İhsan karakterleri üzerinden. Nazım Hikmet 835 satırda toplumsal şiirlerini toplamış. Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali'ye ait. Yusuf adında bir çocuğun küçükken babasının öldürülmesi ve bir kaymakamın yanında büyümesi. Muazzez adında bir başka karakter daha var. Aşık olduğu bunlar önemli. Evet pardon pardon. Evet cevap zaten Atilla İlhan'dı.